Türkiye'nin 3. büyük adası konumundaki Bozcaada'da sokak aydınlatmaları ve belediyeye ait tesislerin enerji ihtiyacı yaklaşık 1 milyon avroluk yatırımla kurulması planlanan rüzgar enerji santrali ile sağlanacak. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Bozcaada'nın bozulmamış bakir doğasıyla her sezon milyonlarca yerli ve yabancı konuğa ev sahipliği yaptığını, bu doğallığı gelecek kuşaklara aktarmanın en büyük hedeflerinden birisi olduğunu söyledi. Yılmaz, atık su tesisiyle çevrenin kirlenmesinin önüne geçmeyi, rüzgar enerjisiyle de ada halkının elektrik ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını anlattı. Bozcaada'nın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu dile getiren Yılmaz şöyle konuştu. Avşa Adası'nda yapılmış bir model var. Deniz suyundan içme suyu üreten bir model. Onun da ilk fizibilite çalışmasını yaptık. İller Bankası'ndan geçen hafta bir heyet geldi. Bu su hatları yenilenirken bir de deniz suyundan içme suyu elde edilebilecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Dolayısıyla içme suyuyla ilgili ana karayla da ilgili bir bağımız kalmamış olacak. Ve yaz döneminde yoğun kullanımlarda belki de iki hattı beraber kullanma şansımız olacak. Bir de Bozcaada Belediyesi olarak biliyorsunuz Bozcaada yenilenebilir enerjiyle çok uzun yıllar önce tanışmış bir yer. Yaklaşık 2001 yılında burada 17 tane rüzgar türbini kurulmuş ki Türkiye'de ikinci yapılan rüzgar türbinleri. Yılmaz 38 kilometre karelik Bozcaada'nın yenilenebilir enerjiyle çok uzun yıllar önce tanıştığını, 2001 yılında burada 17 rüzgar türbününün kurulduğunu anlattı. Türkiye'de rüzgar türbünü yatırımlarının ikincisinin burada hayata geçirildiğini ifade eden Yılmaz şunları kaydetti. Bozcaada Belediyesi adına 1 megawattlık bir rüzgar enerji santrali üzerinde yer tahsis çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon euroluk bir proje ama Bozcaada Belediyesi olarak sokak aydınlatmaları ve belediyenin bütün tesislerinde kullanılacak olan enerjiyi rüzgardan elde etmek istiyoruz. Bu da hep devam ettirdiğimiz çevreci belediye anlayışının bir devamı olacak. Bu projenin güzel bir özelliği de ürettiğiniz fazla enerjiyi devletle mahsuplaşma şansınız var. Atık su arıtma tesisi ve deniz suyu tesisi de devreye girdiğinde enerji ihtiyacımız bayağı artacak. Hem bunları buradan karşılamak, sokak aydınlatmaları da rüzgar enerjisinden yapmak, kalanı da devletle mahsuplaşıp belediyeye bir gelir getirmek gibi bir hedefimiz var. Yılmaz, hazırladıkları projelerin hayata geçirilmesinin adanın gelecek 25 yıl altyapısının da tamamlanması anlamı taşıdığını belirtti. Bundan sonraki süreçte Bozcaada'nın üst yapısıyla ilgili çalışmalara başlayacaklarını bildiren Yılmaz şöyle devam etti. Atık su arıtma tesisi, içme hatları, deniz suyundan içme suyu ve rüzgar enerjisi Bozcaada'nın önümüzdeki 25 senesinin altyapısının bitmesi anlamına geliyor. Ya başka aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Hem enerji var içinde, hem içme suyu var, hem altyapı işte var. Ondan sonra Bozcaada'da üst yapı yapmak, park yapmak, yol yapmak biliyorsunuz dünyanın en kolay işi.